Beşimin Türkiye'den herkese merhaba. Skynet günlüklerinde size yapay zeka evreninde yaşanan gelişmeleri, neler oldu, neler bitti, ne gibi yeni ürünler var, bunlar bizim hayatımızı nasıl kolaylaştıracak? Skynet gerçek olacak mı? Dünyayı ele geçirecek mi? Ve biz işsiz kalacak mıyız? Sorularının yanıtlarını vereceğiz. Skynet günlüklerinde ben Erinç Eröz ve bana eşlik edecek olan Mehmet Özen'le, ki onu göremiyorsunuz, Bard'ın rakibi olan ve Bing'in rakibi olan Berk'imizle karşınızdayız. Berk'imiz şu an yapım sürecinde kendisini Mashable Türkiye teknoloji üstünde geliştirmeye devam ediyoruz. Çok yakında zeka kısmı olmasa da yapay kısmında önemli atılımlar yapmayı hedefliyoruz gerçekten. Evet Mehmet, nasılsın? İyiyim Erin, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Oldukça enerjiyim çünkü konumuz her zaman olduğu gibi yapay zeka ve yapay zeka konusunu seviyoruz. Çünkü neden? Have you seen this kid? Bu arkadaşımız Can Kanır bir kaçaktır arkadaşlar. Bunu hani dijital kayıtlara geçmesi için söylüyorum. Can Kanır'ı sevmiyoruz. Kendisi problemli, annesine babasına kötü davranan, işte motosiklete falan binen, sonrasında zaten babasının bile geçmişe biraz böyle muallak olan bir arkadaş. Kendisini arıyoruz. Eğer görenler, bilenler varsa bize ulaşabilir. Skynet@meshabletürkiye.com adresinden. Şakada böyle bir adres yok. Ama Erin, şimdi bu arkadaşın da ergenlik döneminde olduğunu ve hataları yaptıysa da biraz affedici olmak gerektiğini düşünmüyor musun? Yani şimdi Skynet tarafından bakarsak işin ucuna birler ve sıfırlardan oluştuğu için grilere pek fazla yerimiz yok. O yüzden yani biz hani Skynet'e buradan tekrar ben belirtmek istiyorum. Erin Eröz, biz bir de çocukların bu, yani tamam, çocuk erkeği bir dünyadayız artık, çocuklar ne istiyorsa oluyor da yani babasını işte gelecekten geçmişe gönder falan, yani bir çocuk ailenin yönetimini bu kadar almamalı. Yani ailenin reisi 15 yaşında çocuk olmamalı. Olmalı, zaten olduğu zaman da sonucun ne olduğunu görürüz. Koskoca robota ayağını indir ayağını kaldır falan filan diyor. Bunlar yapılmaması gereken tabii şeyler. Senin de bir yandan Skynet'e sürekli göz kırpman ve CV gönderiyor halinde okuyucular ve izleyiciler yaparken farklı. Evet, ama aynı zamanda bir şey daha yapıyorum. Diyorum ki ya Skynet falan gerçek olmayacak, rahat olun. Hani onu da veriyorum altta. Ama sublimin olarak tabii ki. Olursa da ben kendimi güvene alayım. Yani belki dünyayı ele geçirme planları seninkinden daha mütevazi olabilir. Evet, bu hafta da bir tişört şakasıyla belki programımızda. Peki Erinç, bu hafta neler konuşacağız? Gündemimizde neler var? Bu hafta aslında yapay zeka gündemi oldukça dolu. Yani giderek hızlanıyor aslında bu iş biraz. Çünkü ilk başladığında evet ChatGPT vardı, işte Google bir anda koşturmaya başladı, ChatGPT'ye yetişelim, bir şeyler yapalım diye. Sonrasında giderek hızlandı iş. Ve şu anda bu haftaki konumuz, Amerikan Kongresi'nde bir yapay zeka tartışması vardı. Onun ardından haftada 4 gün çalışmak herkesin hayali olan. 4 gün sonra 3 gün sonra evet. 2 gün diye. Tabii onlar yavaş yavaş çıkacak ve bunun yapay zeka ile nasıl bir sonuç vereceği ya da yapay zekanın buna nasıl yardımcı olacağı ve aynı zamanda programımızda her zaman yapacağımız, söylediğimiz ürün incelemeleri. Bunlar ne ürünü? Yapay zeka ürünleri. Hayatımızı nasıl kolaylaştıracak? Çalışma hayatımızı özellikle nasıl kolaylaştıracak? Bizi iş yükünden birazcık kurtarabilecek olan küçük ama çok faydalı yapay zeka uygulamalarını bu hafta işleyeceğiz. Önce istersen Amerika'da sıcak neler oluyor? Sıcak gündemle başlayalım. Evet. Amerika'da neler oluyor? Amerikan Kongresi'nde Amerikan Kongresi Senato'sunda bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede ChatGPT'nin yani OpenAI'nin CEO'su Sam Altman vardı ve kendisi yapay zeka ile ilgili endişelere yanıt verdi ya da en azından endişelere katıldı diyebiliriz. Zaten bütün yerli ve yabancı haber ajansları da konuyu biraz şaşkınlıkla karşıladı çünkü ilk defa belki de Amerikan Kongresi'nde işte Mark Zuckerberg daha önceden kongreye çıktı ve tartışmalar oldu her zaman. Herkesin hemfikir olduğu bir şekilde sonuçlandı bütün bu görüşmeler. Çünkü herkes aynı şey diyor. Yapay zeka mutlaka regüle edilmeli, bir takım yasaların altına girmeli, bir takım yasal bağlayıcılık olmalı yapay zeka ile ilgili. Çıkan tek net sonuç bu. Burada şey de göze çarpıyor değil mi? Yani OpenAI'nin kurucusu, CEO'su Sam Altman'ın İşte mutlaka regüle edilmeli, bu işin bir riski var, dikkat etmek evet. lazım. Ya sanki böyle şey var ya, hani meşhur bir caps var ya, örümcek adam gösteriyor falan. Yani, tam olarak bu. Bu biz yaptık ama tehlikeli.
Tamam da abi sen yaptın yani. Hani sen yaptık ama sanki başkası neden yaptım gibi, değil mi? Hani diye. Bu şey işte transfer yapıyorlar sonra işte bu takım niye olmadı ya diyen teknik diye, direktör evet. gibi. Yapay zeka tartışmaları Senato'da Richard Blumenthal adlı senatörün ChatGPT'ye yazdırdığı ben bu Senato'da konuşuyor olsaydım yapay zeka üzerine ne derdim sorusunu yine bir deepfake ile yapay zeka sesiyle seslendirdiği konuşmayla başladı. Senatör sadece konuşmayı açtı ve işte yapay zekanın tehlikeleriyle ilgili ChatGPT'nin yazdığı metni senatörün sesiyle başka bir yapay zeka okudu. Ve aslında bence çok orijinal ve güzel bir başlangıç oldu konuya. Çünkü deepfake herkesin büyük bir endişe. Özellikle Amerika'da zaten seçimlere bir yıl kalmışken seçimleri de manipüle edebilecek bir güçken yapay zekanın geldiği nokta başlangıcı bununla yaptılar. Ama tabii bu sert bir giriş olarak görünse de Sam Altman'ın da alttan almasıyla konu çok fazla dallanıp budaklanmadı. Bu tür şeylere evet haklısınız regüle edilmeli vesaire cevapları verdikten sonra iş konusuna gelindi. İşte işsizlik, yapay zekadan kaynaklı bir işsizlik olursa, insanlar işsiz kalırsa ne olacak sorusuna Sam Altman biraz bana değil bunlara söyleyin cevabı verdi. Üstman olarak Üstman'a dönüştü ve üsttenci bir tavırla dedi ki yapay zeka yeni işlere de yol açacaktır veya eski işleri de aynı zamanda daha hoşlanılabilir ya da daha kolay yapılabilir hale getirecektir. Ama işsizlik konusunda yaşanabilecek işsizlik sorununu en aza indirmek devletin görevi. Bizlik bir şey değil dedi kısaca. Bu konuyu bitirirken deepfake ile ilgili şunu da altını çizmek lazım diye düşünüyorum. Deepfake hem olmayan bir şeyi yaratarak bir risk sağlarken gerçek konuşmaları da insanların ben demedim ya deepfake bu diyerek sorumluluktan kaçmasına da neden oluyor. O kapıyı da açabiliyor. Geçen hafta Musk'ın Tesla davasında da yaptığı gördüğümüz gibi. Bir savunma buydu. Çok sık ben öyle bir şey demedim. Deepfake dedi. İyi duyacağız yakın zamanda. Evet ben yapmadım kuzenim yaptıyı artık. Ben yazmadım kuzenim yaptıyı. Ben yapmadım Berk yaptı. Berk yaptı. Bütün çalışanların hevesle beklediği adeta bir EYT konusu gibi. Haftada 4 gün çalışma iyi midir? Ya da neden bu kadar iyidir? Çalışırken, ya da neden kötü değildir? Çalışırken cumaya takılanlar. Ne olabilir? Evet. Ne oluyor? ÇCT. Söylemesi ve etiketlemesi, hashtag yapması zor bir konu. Zor. Evet, bence yine bir sesli harfle başlasak daha iyi olacak. Evet, yani bununla ilgili bir haber yaptık hafta içinde. Evet. Haftanın 4 gün çalışmak aslında çok hayal değil. Dünyada nasıl uygulamalar var? Ben biraz şaşırdım açıkçası birazcık daha derinlemesine baktığımızda. Yani ülkeler çok fazla... Biz bunu sadece Belçika olarak düşünüyorduk ilk başta. Yani Belçika, İngiltere, yatıyorlar İskoçya, Almanya, Japonya, Amerika, Hollanda yani bunu denememiş. Ve genelde de başarılı sonuçlar almamış çok az ülke var. O yüzden böyle hani bir fantastik bir deney gibi değil. Ama insanların dönüşüm için baktıkları bir veri sahası gibi görünüyor. Ve hani burada çalışanların da işten kaçmasını değil, çalışırken daha verimli olmasını hedefleyen bir deneyler silsilesi olduğunu gördük. Çünkü burada hedeflenen şey çalışanın daha mutlu olması, özel hayat ve iş hayat dengesinin daha sağlıklı bir hale gelmesi. Ama bunu yaparken de en önemli kriter şey deniyor, verimlilik asla düşmeyecek, hatta artacak. Yani beklenti aslında verimliliğin artması, %100 verimlilik hedefleniyor. Aynı miktarda ücretle %80 daha az saat çalışarak ama %100'ün üzerinde verim yaparak bir beklenti var ve genelde de bu beklenti tutturulmuş. Yani insanlar bir gün az çalıştıklarında daha verimli olmuşlar, daha fazla iş yapmışlar, yaptıkları işin çıktısı katma değeri daha çok olmuş. Ama burada niye bizim bugünkü videomuzun bir parçası bu yapay zeka ile ne alakası var? Çünkü Japonlar hafta 7 gün, Japonlar 8 gün çalışıyor. Bunun yanlış olduğunu yapay zeka ile onların yüzüne vuracağız. Vuracağız. Yani yapay zekanın şöyle bir katkısı olması bekleniyor. Bir sürü bilim insanı otomasyon üzerinde çalışmış, Nobel ödüllü ekonomistler vesaireler de bu fikirde. Yani yapay zeka bizim işlerimizin daha çok ele oyalayan ve aslında çok da kalifiye olmayan işleri çok hızlı bir şekilde elimizden alacaklarını öngörülüyor. Ve bu da bu angai dediğimiz işler yapay zekaya hızlıca yaptırdığımızda daha nitelikli işleri, insanların daha yaratıcı işleri, daha fazla zaman ayırmaları ve daha üretken ve verimli olmaları daha mümkün olacak. Yani bu haftada 4 gün çalışma eğer realize olacaksa
Yapay zekanın bunda rolünün çok olması bekleniyor. Hatta şöyle enteresan bir detay var. İşte bu büyük buhran zamanında 1928'lerde, 30'ların başlarında Keynes'in bir öngörüsü var. Diyor ki işte teknoloji arttıkça, o zamanlar işte haftanın 5 günü çalışmaya yeni başlanıyor. Haftanın 6 günden 5'e düşen dönemler. O zaman diyor ki teknoloji yükseldikçe, yani 2000'li yılların başlarında, 2000'li yılların yaklaştığımız teknolojik düzeyde haftalık çalışma saatleri düşecek ve 3 güne, 2 güne, 4 güne azalmasını bekliyoruz gibi bir öngörü var. 60'lı yıllarda bu öngörü tekrar ediliyor. Ama hiçbir teknolojik devrim buna sebep olmuyor işte. Yani bilgisayarların 60'larda başlaması, işte 2000'li yıllarda internet devriminin olması bu çalışma saatlerinin azalmasını beraberinde getirmiyor. Ama yapay zekanın başka bir yerde durması bekleniyor. Çünkü bugüne kadar bizim işimizi bizim yerimize yapacak kimse yoktu. Bu ürünlerden ilki Fireflies adlı toplantı asistanı. Toplantı nedir? Toplantı dijital ortamda eziyettir. Yaptığımız ve çektiğimiz çok büyük bir eziyet. Her gün o mail geldiği zaman, böyle Teams'ten bir bildirim geldiği zaman karalar bağladığımız ve kendimizi gerçekten mutsuz hissettiğimiz anlara sebep olan şeydir toplantı. Ama yapay zeka burada da yardımımıza koşuyor ve Fireflies adlı uygulamayı kullanarak toplantıya kendisini davet edip Fireflies asistanını toplantıda notlar almasını, daha doğrusu toplantının tamamını not olarak almasını sağlayabiliyoruz ki en büyük özelliği Türkçe'yi de tanıması. Yani bir Zoom toplantısına katılmanız gerekiyor ama o sırada çok işiniz var. Kendinizin güzel bir fotoğrafını çekip doğru açıyla kameranın önüne koyup sonrasında Fireflies'ı toplantıya davet edip sizin yerinize notlar almasını isteyebilirsiniz. Konuşmacılara göre notları görebiliyor, dökebiliyor. Bir özetle çıkartıyor. Özetle çıkartıyor ayrıca toplantının. Gerçekten çok başarılı bir özetini çıkartıyor. Yani biz denedik zaten seninle bunu. Belki dahil etmedik ama kusura bakmasın. Onu çağıracaktık da onun başka bir toplantısı vardı. O sırada Can Kanır'ı arıyordu galiba. O yüzden katılamadı bize. Katılımcıları isimlendirerek ve Türkçe'yi de tanıyarak gayet düzgün bir şekilde dökebiliyor metne konuşulan her şeyi. Onu bir ses dosyası olarak da kaydedip ses dosyasıyla da eşleştiriyor. Yani toplantıya yanınızda bir asistanla katılsanız bundan daha iyi bir sonuç alabilir miydiniz? Sanmıyorum muhtemelen. Aynısı olurdu. Hatta kayıt almayı unutmuş mu bile olabilirdi asistan. Evet. O yüzden Fireflies bu konuda toplantı derdi yaşayanlara bir çözüm olacaktır. Tabii ki Fireflies ücretli bir yapay zeka asistanı. Onu belirtelim. Peki Fireflies'ın fiyatı ne kadar? Fireflies denemesi bedava. Tabii ki diğer bütün yapay zeka uygulamalarında olduğu gibi ama bir metne dökme kredisi veriyor sadece. Yani tek bir görüşmeyi metne dökebiliyorsunuz bedava olarak. Onun dışında 800 dakikalık bir görüşme, 800 dakikaya kadar görüşmelerini saklayabiliyor. Ama aylık $10 verdiğiniz zaman bu metne dökmeyi unlimited hale getiriyor ve istediğiniz kadar toplantıyı metne döküp sizin için saklıyor. Tek yapmanız gereken Fireflies asistanı toplantıyı oluştururken çağırmak. Peki sadece Zoom'da değil değil mi? Meet'te, sadece Zoom'da değil. Meet'te. Bütün bildiğimiz, kullanılan en popüler toplantı platformlarında, online görüşme platformu Zoom, Meet, Teams hepsinde asistan gelip katılıyor ve bütün toplantıyı. Ya bu şeyi de sağlar. Bir toplantıda bir şeyler konuşuluyor, önemli bir şeyler de konuşuluyor. Ondan sonra toplantı bittikten sonra unutulabiliyor ne konuştuğu veya işte doğru not alınamamış oluyor. İşte ya da başkası not aldı zannediyorsun, sen o notu şey yapmıyorsun ve kaynayıp gidiyor o. Bunu da bir yerde tutmak için ve özellikle keywordlere göre de, yani anahtar kelimelere göre de ayırdığı için konuları, yani biz bu toplantıda ne konuşmuştuk özetine bakıp, anahtar kelimelere bakıp bütün toplantıyı gerçekten hatırlayabiliyor insan. Bunu denedik ve oluyormuş. İlk ürünümüz buydu, Fireflies. Dediğim gibi $10 bir uygulama sadece aylık. İkinci ürün beni daha da etkiledi bu arada. İkinci ürün evet, yani özellikle elektronik postalarla iş yürütürken, yani pandemiden sonra uzaktan çalışma devreye girdikçe uzaktan mail atmak da bir iş yükü haline dönüştü. Remail adlı yapay zeka uygulaması bu iş yükünü biraz üzerimizden alıyor, bizi biraz hafifletiyor. Bir sürü insan için aslında yaptıkları işin çoğu mail cevaplama. Yani evet. İşte beyaz yakaların özellikle. İnsanların birçoğu yani o mail okuyup cevaplayarak, ya ben bugün işte şu kadar mail cevapladım, ya çok çalıştım. Bunun karşılığı
mailleşmek. Şimdi o yüzden hani bir mail geldiği zaman ona dönmemiş olmak insanların üzerinde bir böyle kara bulut gibi bir de bird, kalabiliyor. Bir işte o bir sürü mail birikti, bir sürü mailin birikti diye bir dert var. Evet. Şimdi biz bugün remailing'i test ettiğimizde şunu gördük ki tabii ki remailing şey yapmıyor. Sizin sorun çözen bir mail cevaplama yapmıyor. Ama topu göğsünde yumuşatıp zaman kazandıran bir şey yapabiliyor. Bir zamanlar tatildeyim, ofis arkadaşımla iletişime geçin oto yanıtlarını daha insani bir... Ya şöyle yapıyor, mesela sen bana dedin ki işte böyle bir şey var. İşte bu konuları değerlendireceğiz, siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz falan gibi mail attığında o şey de dönüyor. Ha öyle mi, biz buna baktık. Ya, bu arada sistem 3 şekilde davranabiliyor. İşte pozitif, negatif veya custom. Yani böyle seçebildiğim bir davranış paterni içinde de seçebiliyorsun. Olumlu seç düşünsen. Ha biz inceledik. Aynı şey öyle düşünüyoruz. İşte biz de bunun gerekliliklerinin farkındayız. Ve en kısa zamanda döneceğiz diyor. Veya işte biz de buna bakalım. Evet aynı fikirdeyiz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz gibi bir şey söyleyip topu karşı tarafa atıyor. Ve mail cevaplayan kişiye zaman kazandırıyor ve o maili bir şekilde çözmüş oluyor. Ve mail çözmek beyaz yakalı için şu an kıymetli bir şey. Evet. Bu arada editlenebilir bir şey, düzenlenebilir. O yüzden hani onun yarattığı metin üzerinde ufak oynamalar yaparak istediğiniz halini getirebiliyorsunuz. Bu açıdan da beni etkilediğini söylemek kazandı lazım. Diyebiliriz yani remail. Beni çok kazandı. Ve aslında fiyatı da gayet makul bence. Aylık 100 maile yanıt veren starter paketinin fiyatı $5. Yaklaşık 95-100 lira yani. Yok eğer dersen daha fazla maile ihtiyacın var, 500 maile yanıt veren hali de $20, $19. Aylık bir fiyatı. De eğer yeterince para verirsen bütün o mailin tonunu da belirleyebiliyorsun. O da senin bahsettiğin o premium paketi dahil herhalde. Evet, büyük şirketlere hizmet veren bir de $50, $49 bir paketi var. O da gene aynı şekilde unlimited. O büyük ihtimalle artık hani kendisi kavgasını veriyor, şey yapıyor. Tabii eğer niye mailime yanıt vermediniz diye telefonu da arıyordur diye tahmin ediyorum artık. Size mail attım gördünüz mü aramasını yapan yapay zeka. Evet. Deyip bunu da şimdiden teşekkürler diye de bitiriyorsa mesela ekstra $3 o da şimdiden teşekkürler. Evet, thanks in advance. Evet, o da lazım. Bunun dışında bir de Numerous diye bir yapay zekamız var. Numerous da bankacıları sevindirecek cinsten bir yapay zeka uygulaması. Çünkü sam alma işini kolaylaştıran bir yapay zeka. Tabii bu işin şakası. Numerous bütün tabloları, işte Excel ya da Google Spreadsheets'teki tabloları istediğiniz her şeyi yapıyor diyeyim. Yani Türkçe'de anlıyor bu arada, bir formüle ihtiyacınız var ama formülü nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Hani Excel kullanmayı bilmiyorsunuz ve CV'nizde Excel seviyesi orta yazıyor. Biliyorsunuz ve CV'nize de Excel Advanced yazdınız. Evet. Ama aslında sadece hücreleri doldurmayı Kontrol Enter yapabiliyorsunuz sadece. Evet. Hücrelerin sonunda sum alıyorsunuz. Sum almayı biliyorsunuz ama gerçek bir formül yazmayı aslında pek bilmiyorsunuz. Pek yanından geçmemişsiniz. Ve artık bilmenize de pek gerek yok. Çünkü Numerous sizin için bunu yapıyor. Hatta Numerous'un Türkçe'de anladığını söylemiştik. Türkçe'ye dediniz ki C kolonundaki verileri toplayıp işte bunu E kolonuna karşılaştır ya da nasıl bir veriye ihtiyacınız varsa işte içinde ki bir A kolonundaki veriler 1000'den aşağıysa şunu yap gibi bir formülü Türkçe olarak söylüyorsunuz ve Numerous bunun size formülünü tamamen çıkarıp veriyor. Oldukça kısa bir sürede yani 30 saniye gibi bir sürede söylediğinizi anlayıp hatta bazen eğer geçersiz bir şey isterseniz hani Excel'in yapamayacağı bir istekte bulunursanız da makul bir şekilde yani Excel'de bunu şu sebeple yapamazsınız da diyor. Yani bir hata mesajından ziyade neden olmadığını daha çok bir yandan anlayayım. Da Excel'e belki öğrenmek için, formül yazmayı öğrenmek için de bir fırsat olabilir hiç bilmeyen açısından. Evet, Numerous dediğim gibi bankacıların özellikle işini kolaylaştıracak bir yapay zeka uygulaması ve fiyatı da bence makul. Numerous'ta ilk üye olduğunuz zaman ücretsiz 60 token veriyor size. Her bir Excel'de formül yazdırma 2 token. Yani toplam niye böyle bir şey yapmışlar onu da tam anlamış değilim ama yani 30 token verse ve her birinden bir tane işte daha kolay olurdu ama herhalde o şeyi Excel bilmeyenleri elimine etmek için yapılmış bir şey olabilir. 60 token'la başlıyoruz. 30 tane formül üretebiliyoruz. Daha fazla ihtiyacımız varsa 10 token
şey 10 dolara 1000 token alabiliyoruz. Kaç token 10 dolar? 1000. 1000 token evet. 1000 sene, bir sene 500 gider. 500 formül üretebiliyoruz yani. Bir yıl falan gider herhalde. Muhtemelen yani aylık 10 dolar tabii. Bu ayın sonunda kullanılmayan tokenlar devreder mi devretmez mi? Hani bizim operatörlerin, GSM operatörünün yaptığı gibi onların üzerine çöküyorlar mı onu bilmiyoruz ama 1000 token almış oluruz aylık 10 dolara. Yani 190 yani yakın gelecekte şöyle bir şey olacak sanırım. Hani biz şu anda işte streaming servislere fee veriyoruz ayda işte 40 lira Netflix'e 30 50 lira bilmem ne 20 lira ona yani böyle bir hani abonelik şeyleri evet. Totalinde bir gider haline geldi. Eskiden olmayan bir giderdi bu. Sanırım yapay zeka ürünlerine de böyle bir şey açmamız gerekecek aile bütçesinde. Bir bütçe açılacak. İşte 3 dolar ona, 5 dolar ona, 2 dolar ona. Belki insanlar bunu ortak kullanacaklar bir noktada. Aynı Netflix'in evet. Zamanında yaptıkları gibi. Sonra yapay zeka sen aklın çıkıp diyecek ki ortak kullanırsanız sizi şey yaparız yani. Skynet'e veririz. Evimizi basarız ve o şifreleri alırız. Bir noktada bizi bekleyen bir gider olarak da görünüyor. Tabii zaten şu an mesela ben şimdiden ChatGPT'ye aylık 20 dolar artı Midjourney'e bir miktar para veriyorum. Kaç lira verdim hatırlamıyorum bile ama hani bunlar gerçekten uğraşması da keyifli olsun ki Midjourney çok büyük bir para değil. Verilebilir miktarlar gibi geliyor ama dediğin gibi bunların hepsi büyüdüğü zaman muhtemelen dişe dokunur bir meblağa dönüşecektir diyorum ve son ürünümüze geçiyorum. Son ürünümüz de aslında bir üründen tam olarak bir diğerlerinden biraz daha farklı Brain.fm adlı bir yapay zeka uygulaması. Bu yapay zeka uygulaması aslında bir müzik uygulaması. Ruh halinize göre dinlemek istediğiniz bir müzik, daha çok meditasyon vari bir müzik sunuyor. Eğer çok yoğun bir zihinsel aktivite gerçekleştirdiniz, mesela yeni bir Zoom toplantısından çıktınız ve önünüzde yapmanız gereken büyük bir Excel tablosu var. Numarası bununla ilgili bir formül yazdıramayacak kadar yorgunsunuz. Brain.fm'e girip bu ruh halinizi açıklayıp ona göre bir uplifting, size böyle enerji verecek bir şeyler dinlet diyebiliyorsunuz ve şarkı gibi de değil yani bildiğimiz şey, lo-fi, radio falan gibi de değil. Gerçekten enteresan müzikler, yani enteresan meditasyon vari müziklerle biraz böyle kafanızı dağıtmanıza sebep oluyor. Bu müzikleri seçiyor mu yoksa bu müzikleri oluşturuyor mu? Müzikleri oluşturuyor. Kendi şarkı kendi oluşturuyor. Yapıyor. Daha önceden yapılmış olanlardan da seçebiliyor ama oluşturuyor. Yani temel zaten şey sizin de ruh haliniz, seyinize göre bir sürü seçeneği var içerisinde oluşturup dinletmek. Ve ben denedim, evet yorgunken biraz daha iyi konsantre olmaya yardımcı oluyor. Bir şey yazarken ya da bir şey yaparken, bir haber üzerine çalışırken de daha iyi kanalize olmanızı sağlıyor. Yani BrainFM'de bir şans verilebilecek yine bu da uygulamalardan. Benim şimdiye kadar bahsettiğimiz bu 4 ürünün ortak noktası yine haftada 4 gün çalışmak, yapay zeka ve işte verimliliği arttırmak, bizim elimizden o işte angarya işleri almak veya bizim daha verimli çalışmamızı sağlamak gibi özetleyebiliriz. Tekrar dönersek bir toplantı notlarını alan bir yapay zeka ürünü var. Bizim için mail atan o yükü bizim üzerimizden alan var. Excel'e girdiğim zaman formülle uğraşmamızı azaltan ve orada bize yardımcı olan formülleri yazan bir ürün var. Son olarak da işte kafamızı toparlayamadığımızda mental olarak uzaklaştığımızda bizi tekrar işin içine çeken veya başka iş dışında da bizim modumuza göre bize şarkı üreten evet, meditasyon yaparken bile kullanabileceği bir uygulama var. Bizi kişisel olarak besleyen belki bu da evet. Bizim verimimizi arttıracak olan şey olabilir. Uyku uyuyamıyorum dediğimiz zaman bizim uyumamıza sebep olsa ertesi gün daha verimli çalışmamıza da sebep olur. Evet. Bu açıdan da hepsi aslında birbirine tamamlıyor gerçekten. Bir beyaz yakalı için gayet olmazsa olmaz denebilecek uygulamalar neredeyse. BrainFM'de yıllık 30 dolarlık bir fiyata sahip 600 lira diyebiliriz. Yani topladık hepsi 6 milyar dolar oldu şu anda. Yani 3 aşağı 5 yukarı evet oldu yani. O yüzden işte biz Berk'i geliştirmeye çalışıyoruz ki hani Berk biz bütün bunları bizim için bedavaya yapsın ama ya da... Ama işte o da çoluk çocuk peşinde. Yani birazcık hani kendisine o da çekidüzen evet. Verse... Biraz bu işleri şey bırakıp olacak. Artık o aile babası olmaya... Başkası için bir de yapıyor. Hani kendi de şey olsa... Evet yani bir arkadaşı... Skynet'in ama işte bana arkadaşını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Evet ama işte biz Berk'i ve Skynet'i seviyoruz. Cankaları seviyoruz. En azından ben böyle hep seni bilemiyorum ama hani... Ya ben Can Kanar'la bir soru, ya çocuk sonuçta bak, biz bu kadar bir çocuğun üzerine gitmek, sırf sen Skynet'e onun büyüdüğü zamanları da biliyoruz yalnız, şey hani böyle gözünün yara olduğu falan büyüdüğü zamanları biliyoruz Can Kanar'ın. O yüzden şimdi lütfen
Can Kanır savunuculuğu yapmayalım bence. Peki o zaman demek ki programın sonuna geldiğimizi anlıyoruz bu muhabbetlerden. Cıvımamızdan anlaşıldığı gibi. Anlaşıldı. Berk de bizden sıkıldı muhtemelen. Evet ya, zaten hiç bilim kıpırdan... Salon beyefendiliğini bozmuyor. Hiç kendini bozmadı program başından beri. Ama kamera kapatınca hemen başlıyor oynamalar. Hemen hesaplayayım hemen böyle bunu yapayım falan diye başlıyor ama... Yavaş yavaş kıracak, kabuğunu kıracak ya. Yani çok bir şey kalmadı kabuğu kırmasına. Evet, o kabuğu kırınca zaten... İçinden ne cevherler çıkacak. Bizim için hayırlı olmayabilir. Haftaya yine Mashable'da, Mashable Türkiye'de, Skynet günlüklerinde sizlerle olacağız. Haftaya kadar bakalım yapay zeka dünyasında neler neler olacak ve biz sizler için neler neler hayatınızı kolaylaştıracak uygulamalar bulacağız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.